Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Günaydınlar. Haftanın son işlem gününde beraberiz. Ama herhalde bayağı kritik bir işlem günündeyiz. Son haftayı noktalıyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren enflasyon konuşmaya başlayacağız ama bugün sabah saatleri itibariyle dolar rekor kırmaya devam ediyor. 9.50 eşiği de atlandı ve bundan sonrası 9.55'te şu anda bu yayını açtığımda 9.70'e doğru vurmadan pek rahat edecekmiş gibi gözükmüyor. Gram altıncılar için iyi bir haber. Şöyle söyleyeyim. 520'nin üzeri artık riskli. Aslında baktığınızda ons da kendini işte toplamaya çalışıyor ama bizim bu tamamen içeriden kaynaklı. Genelde böyle yüksek şeyler olduğu zaman piyasada bir şekilde bir değişiklik oluyor ama anladığım kadarıyla şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğini tamamlamaktan başka bir şey pek fazla düşünülüyor gibi görünmüyor benim gözüme. JP Morgan'dan ve kurumlardan açıklamalar gelmeye başladı. Diyorlar ki hani işte şey indirimler devam edecek. Enflasyon beklentisi de artıyor. Middle East dediğimiz Orta Doğu'da da petrol kalmadı ve üretim şeyinin altında kalıyorlar. Çünkü sonuçta her şey aslında çok masraflı. Masrafla şunu açalım hemen. Ne demek istiyoruz? Her ülkenin petrolünün damıtılması için bir tesise ihtiyacınız var. Her birinin ayrı ayrı tesise ihtiyacı var. Yani kimisi daha böyle akışkan, kimisi daha sert, kimisi daha çabuk hem ufacık bir damıtılmayla işleme açılabiliyor. O yüzden İran'ın petrolü çok önemli. İran'ın petrolü çok değerli. Ve baktığınız zaman Türkiye'de son dönemde genelde müjde denildiğinde işte Karadeniz'de falan böyle rezervlerin bulunduğundan bahsediliyor. Ve hala da bu dillerde hani var rezervimiz var bırakın biz Rusya'dan almayı diye. Rusya ile Türkmenistan arasında biliyorsunuz bir kriz var. Kapıların açılmamasının en önemli nedeni Türkmenistan'ın enerji anlamında çok bereketli olması. Ve yani Rusya'nın elindeki işte 10 yıllık 5 yıllık falan bir şeyimiz kaldı enerjimiz kaldı demesi. Bu gibi şeylerde bizim gibi enerji fiyatlarından birebir etkilenen ülkeler çok ciddi kırılgan hale gelir. Bu tartışmaları yani aslında nasıl Amerika ile Çin ticaret savaşlarında birbirleriyle savaştıklarında birileri ezilecek diyorsunuz. Veya Rusya ile aslında kavga ettiği zaman Baltık ülkelerinde problem çıkıyor falan. Biz de enerji arenasındaki tartışmalarda en çok ezilenlerden birisiyiz. Bana göre Karadeniz'de pek bir rezerv olsa bile bunun işlenmesi için gerekli olan meblağlar bizim ülkemizde maalesef mevcut değil. Yani ona ekstradan fiyat ayıracak, ekstradan para ayıracak bir kısmımız yok. Rezervlere baktığınız zaman rezervler yakın bir dönemde yine faizler düşük tutularak rezervlerden satış yapılarak dolar düşürülmeye çalışılacak. Ama doların tam böyle bu şey gibi sönmek üzere olan bir ateş vardı. Hani indirilebilirdi. Çok rahatlıkla yangın söndürücüyle söndürülebilirdi ama biz dedik ki kolonya sıkalım. Keyfimizden. Çünkü niye? Elimizde daha çok kolonya var. O yüzden hani öfkeyle kalkan zararla oturur kısmına biz artık resmen girdik. Bundan sonrasında 10 lira olacağı kesin. Yani hani 10 lira olmayacak diyenlere falan beğenmiyor. Ve bu saatten sonrasında Türkiye'de, dünyada özellikle Türkiye'de Bitcoin hadi koçum diye çok önemli bir hesaptan Türkçe açıklama oldu. Neden? Çünkü Türkler bu saatten sonra ellerindeki tasarrufları paraya çevirebilmek için ya altın ya Bitcoin'e gidecekler. Ama şu anda Bitcoin'e ciddi bir kayış var. Çünkü Bitcoin düştüğünde altın artıyor. Altın arttığında Bitcoin'deki işte düşüşle hiçbir alakası yok. Şu anda gram altıncılar ellerindeki altınlarını tutuyorlar. Ona kadar gideceği için biraz daha tutun. Bu saate kadar tuttuysanız biraz daha tutun. Ya da bu saate kadar tuttuysanız kârlarınızı alın, kâr cebe yakışır diyerek kenara koyun. Karar tamamen sizin. Çünkü şuralarda zaten gram altın inanılmaz değerli. 550'ye doğru gidiyor. 546 TL'de şu anda. Dolar rekor tazeledikçe 550'ye çıkacak. Ama dolar rekor tazeledikçe bir müdahale olur, bir şey olur, para sokarlar, bir yerden para aklarlar, bir şey olur falan böyle. Ya da bir ne bileyim çok büyük bir yatırım geldi denir. İşte Katar'dan bir şey gelir ki Katar'dan gelme ihtimaline lütfen dikkat edin. Bir anda dolar düşünce sizin elinizdekiler 510'a 520'ye düşer ve üzülürsünüz. Üzülmemek için diyorum ki sepeti ikiye ayırın. Bir kısmı elinizde kalsın. Bir kısmıyla da kâr edin. Ha şunu da diyebilirsiniz. Ya beste ben TL'ye geçsem ne olacak faize mi koyacağım da diyebilirsiniz. Mesela ben garanti olarak gelir istediklerimi faize tutuyordum. Ama şimdi artık faizden çıkmayı düşünüyorum. Çünkü belli ki indirimler sürecek. 14'lere 15'lere çekilecek. Önümüzdeki toplantıda da 100 bas puanlık bir indirim ben bekliyorum. Bu da tekrar doları ateşleyecek. Şahap Kavcıoğlu koltuğunu
tutabilmek için böyle bir karar verdi, böyle bir şey verdi. Tabii ki de artık Türkiye'de kimsenin sözü geçmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği her şey oluyor. Çoğu zaman doğru düşünüyor olabilir ama ekonomi anlamında maalesef birazcık herhalde zaman aşımından dolayı şöyle bir şey oldu. Zaman aşımından dolayı biraz daha böyle onun istekleri üzerine döner oldu. Astrolojiye çok bağlamayı sevmem ekonomi işlerine, ki etkili çalıştığı yerler oluyor ama bir balık burcu erkeği olarak, ben de bir balık burcu kadını olarak, takıntının bir insanı nerelere götürebileceğini çok iyi biliyorum ve genelde hani o takıntılar insana kaybettiriyor. Göreceğiz bakalım ama ekonomi anlamında enflasyonun %50 olduğu ve ciddi anlamda insanların fakirleştiği bir dönemdeyiz. Siyasi figürlerden de hemen açıklamalar geldi. %15 fakirleşildi diye. Doğru ama şöyle söyleyeyim size. Faiz indiriminden önce bilenler, şimdi SPK içeriden falan konuşanlar istedikleri insanlara bilgileri veriyorlar. Yani bilen biliyor arkadaşlar. Hiç öyle tahmin ettim tuttu falan gibi bir şey yok. Bilen biliyor. Bilene kulağına fısıldıyorlar. Diyorlar ki bak faiz indirecek. Sen dolar al veya sen dolar al. O yüzden 9.20'ye bir anda döndüğünde orası böyle çok şaibeliydi. 11'den itibaren hiçbir haber gelmemiş. İmen. Dolar haber akışına göre hareket ediyorsa o zaman mutlaka birisi bir haber uçuruyor. Ve 9.20'den bugün 9.55'e gelince siz milyon dolarlık bir şeyler aldığınızda veya milyon dolarlık satıp ondan sonrasında işte piyasayı düşürüp ondan sonrasında A kişisine sattırıp B kişisine aldırıyorsanız ve B kişisi sizin kasanızsa o zaman çok iyi kar etmiş insanlar. Yani ben o gece öğlen 11'den bilmem bu saatlere normalde artması gereken indirim gelecek piyasa şunu fiyatlıyor, bunu fiyatlıyor. Piyasanın hiçbir şey fiyatladığı yok. Yani Türkiye'de zaten piyasa diye bir şey kalmadı. Serbest piyasa diye bir şey kalmadı. O yüzden hani burada şey değil, borsalardan çok ilgileniyor. Borsada sizin takip etmeniz gereken Amerikan borsaları. Amerikan borsalarında gerçekten hareket var ve Amerikan borsalarına baktığınız zaman da dediğim gibi orada bile farklı dinamikler var. Bir şeyin dinamiğini bilmiyorsanız kusura bakmayın kaybedersiniz. Dedik ki aynı şey kripto için de geçerli. Bu saatten sonra bir düzeltmeye doğru gidiyoruz değil mi? Güzel, düzeltme gelsin. 59 bin, 60 bin doların üzerinde zaten düzeltmesini yapıp sekiyorsa o zaman 89 bin, 90 bin dolarlar var. Benim hedefim 100 bin dolarlara mutlaka değecek. İnanın saniyelik bile değmesi demek 2025 yılında 1 milyon dolarlık Bitcoin'i bize garantiler. Kriptonun sırlarıyla ilgili çok fazla soru geliyor. Çok teşekkür ederim. Peynir ekmek gibi satılıyor. Hafta sonu ikinci baskıya giriyoruz ve pazartesinin itibaren ikinci baskıya gidecek. Ama şöyle söyleyeyim. Kitapçılarda bulamıyorum. İnternetten söyleyin. En kolayı. Açın internetten, DNR'dan, Kitap Yurdu'ndan, okuyucuyuz.com'dan, İdefix'ten her yerden yazın ve internetten söyleyin. Çünkü internetten alışveriş en rahatı. Kitapçı yap. Tabii ki de fiziksel olarak hemen elinize almak istiyorsunuz, hemen ödemek okumak istiyorsunuz ama lütfen internetten alın. Çünkü gerçekten yok satıyor. Hiç boş yere kendinizi yormayın. Evinize iki tıkla evinize gelsin. Çünkü gerçekten güzel gidiyor. Bankacıların ilgisinde ve şöyle söyleyeyim. Şu anda %60 oranında insan kriptoya yatırım yapmak istiyor. ETF'ler geldi diye duyuyor. Arkadaşlarından duyuyor ama yapmaktan korkuyor. Niye? Çünkü yeterince bilgisi yok. İşte bu yeterince bilgi eğitimle ve okuyarak gelecek. O yüzden lütfen kriptonun sırlarına ben çok güveniyorum. Hem hikayeler var. Hem hikayeler dediğim böyle hani Hansel'le Gretel şuraya gitmiş değil. Projelerin white paper'ları var. Oradaki değer verdiğim projeler Cardano, Chili's, Ripple, Stellar, SHIB, Doge. SHIB ve Doge'u niye koydum? Çünkü çok fazla ilgi var, onu da lütfen bilin diye. Diğer taraftan para, diğer taraftan size bu kodlanma, size bu güven üzerinden verilen telkinler veya pazarlama teknikleri. Niye önceden erkeklere pazarlandı, şimdi kadınlara pazarlanmaya başladı? Çünkü bir Japon ev kadınları realitesi var. Onlar bir şey satmaya başladıklarında inanılmaz değeri artıyor. Ve şöyle söyleyeyim size. Ev kadınları, Türkiye'deki ev kadınları çok 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 değerli. 1000 liralarla 2000 liralarla kripto oynamaya çalışıyorlar. Kriptoyu o zaman bilin ve benim ev hanımlarına çağırın. Madem ki siz buna gönül veriyorsunuz, o zaman ne olsun? O zaman ciddi anlamda hareket olsun. Alın, okuyun. Herkesin anlayabileceği şekilde. Yani şöyle söyleyeyim. Kahvenizi koyup açtığınızda ya beste ne diyor Allah'ım ne kadar çok terim var değil. O kadar kolay anlatımlarla anlattım ki en basitinden. O yüzden lütfen bunu lehinize çevirin. Devam edelim.
Altcoin'lerdeki rally'nin ben Kasım ayında başlamasını bekliyorum. Ripple'da çok ciddi bir hareket var. Türkiye Ripple'ın sevdiceği. Bayılıyoruz, bayılıyoruz, bayılıyoruz. Ama şimdi kripto paraların şahlanmasını destekleyecek bir diğer haber de nedir? Birincisi, Amerika'da sinema sektörü kripto parayla artık ödemeye okey verdi. Facebook'un cüzdanı. Ya Facebook cüzdan yapıyorsa boşuna mı yapıyor? Yani Mark Zuckerberg'in hangi yatırımı patladı? Abi Tesla hisseleri neden bu kadar artıyor? Elektrikli araçlar ne oldu? Jetgillere mi geçecek? Hayır. Çünkü biliyorlar ki Elon Musk bir kripto yatırımcısı. Diğer taraftan Amazon, Walmart sessizce Bitcoin ATM'lerini dükkanlarına koydu ve çalıştırmaya başladı. Neden? Çünkü o da sıcak bakıyor. Hatırlıyorsanız sahte basın bültenleri geziyordu. Walmart'ın Litecoin'i kabul edeceğiyle dair. Hiçbir Amazon ne dedi? İşte Ethereum'u, Bitcoin Cash ve Bitcoin'i ödeme olarak alacak. İnanıyor musunuz siz bu kadar büyük firmaların, bu kadar önemli bir şeyinin, bu basın bültenlerinin yalan, böyle canım istedi, birisi 100 milyon vurdu. Eğer bir tane basın bültenine 100 milyon lira vurulabiliyorsa o zaman orada inanılmaz bir ilgi vardır. Ve büyük şirketlerin sizin benim aracılarımızdan çok daha fazla aracıları var. Yani adam 250 bin yerde araştırtıyor. Facebook'a girse olur mu, o olur mu? İşte Luna mesela, Luna en çok konuşulanlardan bir tanesi. Luna'da çok iş var. Luna, Avax, Solana, Ax, Ethereum, Ripple. Bunlar gerçekten çok değerli hale geliyorlar. Ve şöyle söyleyeyim, 2017 yılında Ripple'ın 3 dolar olacağına dair konuşmalar vardı. 3 dolar gene olacak. Bizdeki zaten dolar kuru arttığı için siz zaten doların içinde olduğu bir yatırım aracından zaten uzak durmamanız gerekiyor. Maalesef, maalesef, maalesef. Gram altın, döviz, kripto, yabancı fonlar, eurobondlar. Euro'daki atak mesela daha gelmedi. Euro'nun atağı ne zaman gelecek? Euro'da beklenebilir.